için pek vakit de yok. Maalesef ama şu anda genel durum eğitim anlamında özel sektörde verilen eğitimin kalitesi hakkında benden bir yorum istiyorsanız çok kalitenin çok düşük olduğunu söyleyeceğim. Yani 6 ayda yelkeni öğrenen insan bir anda eğitmen diye ortaya çıkıyor. Kendini hiç geliştirmemiş insanlar eğitmen olarak çok kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Maalesef böyle bir durum var yani. Tabii sistemdeki açık da bir unsurdur ama yine de benim bu konudaki şahsi fikrim de insanın kendine bu kadar güvenebilmesinin ağır bedelleri olabileceği ama kolay denizlerdeyiz Allah'tan. Yani o yüzden bizim tahminimizden çok daha az kötü olaylar oluyor. Peki teşekkür ederim. Bunu özellikle sordum çünkü benim kafamdaki cevaba ne kadar yakın Özkan abinin cevabı diye merak ediyordum ve çok çok yakın yani. Ama çok törpülendiğini ve kibar söylediğini de farkındayım. benim son sorum, sonra Ezgi'me bir soru sordurmak istiyorum. Çünkü onun çok büyük hayalleri var denizle ilgili. Yaklaşık 3 yıldır birlikte yelken yapıyoruz. Dün akşam tanıştım. Dünya tatlısı çok genç ve onun sorusu aslında çok daha önemli benim soracaklarımdan. Ama son soru biraz duygusal. Tabii burada hani şöyle vurmak lazım Caykot'a. Bir şekilde hayat denizciliği bıraktırmak zorunda kalsaydı Özkan abi. Bunun içinde tabii sağlık unsurunu sokmak istemiyorum ama bir şekilde bu başımıza gelseydi ne yapardın? Hayatına nasıl devam ederdin? Onun yerine ne koyabilirdin yani? Hayat başlı başına bir mücadele. Aslında ve bu mücadelede her bireye düşen ödev sorun ne olursa olsun kendini korumasıdır. Psikolojik olarak korumasıdır. Ben her şekilde mutlu olmaya çalışırdım. Ama bunu ne kadar yapabilirdim bilmiyorum. İşte o duruma da kayıtsız kalmaya çalışırdım. Zaten teknemizin ismi o yüzden kayıtsız. Mümkün olduğunca mevcut durumlarla tatmin olarak hayata dört elle sarılmak bizim zaten görevimiz. Eğer çabuk çökmek için neden arıyorsak birçok neden var. Tabii ki denizden kopmak benim için herhalde en büyük darbelerden biri olur. Ama böyle bir şey başıma sağlık olarak gelirse ben mücadele ederim. Hayata tutunmaya çalışırım gene de. Yapabilir miyim bilmiyorum ama herkesin yapması gereken her türlü zorlu koşulda, her türlü beklenmedik koşulda hayata dört elle sarılarak yaşamaktır. Yoksa ne olur dünya? Herkes bırakırsa, herkes çökerse. Düşünün yani. Bu bizim aynı zamanda birey olarak sorumluluğumuz. Ben psikolojisiz çökmüş bir insan olarak senin karşısına çıksam belki beni bu kadar çok sevmezsin. Kendimi benim en iyi şekilde sunma zorunluluğum var. Bütün dostlarıma, aileme, arkadaşlarıma. Dolayısıyla yaşam bir mücadele olduğu için böyle bir durumda da dik durmaya, mutlu olmaya çalışırdım. Ama ne kadar bunu yapabilirdim bilemiyorum tabii. Yani fırtınanın ortasında bütün yelkenleri indirip teslim olmak gibi bir şey olurdu. Aslında tabii teslim olmamak lazım. Evet. Hiçbir koşulda teslim olmamak lazım. Bir drone uçuyor tepemizde. Belki görüntüler alırız onlardan. Özkan abi çok teşekkür ederim. Özellikle son sorunun cevabı çok tam böyle şey, hayallerimde Özkan abiden duymak isteyeceğim cümleler. Ezgin gel bakalım. Ezgin benim kıymetlim. Birkaç yıldır birlikte yelken yapıyoruz. Sen böyle gel. Tamam. Ne haber Ezgin? Nasılsın? İyiyim Özkan abi. Sen nasılsın? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Benim sana sorum şu olacak. Şimdi... Kadrajdan çıkmışız. Denizcilik demek, planlamak demek dedin, hazırlanmak demek dedin. Ve ben de sana bir 17 yaşında bir yelkenci olarak, yarışçı olarak sormak istiyorum. Sence benim yaşımdaki gençlere, benim yaşımdaki yelkencilere nasıl bir denizci olabilmeleri için nasıl bir tutum takınmaları gerekiyor? Bana bunu anlatır mısın birazcık? Çünkü denizcilik, daha önce de konuşmuştuk, çok farklı bir olaydı eline göre. Yarışçılık diye bir kavram yoktur bence. Çünkü sen demir atmadan denize, demir atmayı bilmeden denizde yarışamazsın. Fırtına seyir teknik, çok büyük bir fırtınaya girdiğin zaman teknik ve stratejini bilmeden denizde kalamazsın veya teknenin selametini sağlayamazsın daha doğrusu. Dolayısıyla öyle denizciliği bölüştürmek, ayrıştırmak bunlar bize çok özgün
tavırlar, yarışçılık. Bu bir de ayrıca ukalaca yapılır bu. Çok ayrıcalıklıymış gibi insan. Denizci kombine bir yaratıktır. Yani bunun içinde yarışçılık da vardır içinde. Yarışçılık nedir? Belli bir koşulda teknesinin ve kendisinin en iyi performansını çıkartıp o seyri tamamlayabilme yeteneğidir. İlla ki yanındakini geçmek demek değildir. Eğer birey denizde karşılaşacağı sorunlara veya durumlara karşı kendisini her bakımdan yetiştiremiyorsa ondan yarışçı falan da olmaz. Yani denizde karşılaşabileceğin durumları düşün. Sadece yelkenle bunu yapabilir misin? Yelken nedir? Rüzgara karşı bir nesneyi yürütebilmektir veya rüzgarla yürütebilmek. Bu karada da olabilir. Yani tekerlekli bir arabayı da yelkenle götürürsün. Ama denizdeki hareketler, yaşam biçimi çok farklıdır. Sadece yarış gibi, yarış sözü gibi böyle kısıtlayıcı bir şeyle anlatılamaz bence. Olaya çok daha geniş bir pencereden bakmak lazım. Ha, hobi olsun diye yarışabilirsiniz, kendinizi yetiştirebilirsiniz. Ama denizciliğe özgü diğer unsurlar hakkında da birazcık melekelerinizin gelişmesi lazım ki hayatınızı idame ettirebilirsiniz denizde. Yani onun için şimdi ben mümkün olduğunca kısa cevap vermek istiyorum. Çünkü teker teker örnek verdiğim zaman olay çok uzayacak ama meteorolojisi ayrıdır. Meteoroloji bilmeden siz denizci olamazsınız. Yarım denizci olursunuz ama yarım denizci olursunuz. Yani bu da sizde demirlemeyi tam bilemeden kazayla işte durursunuz bir yerde ama hep endişe hisleriniz olur. Korku ve endişe hisleriniz olduğu zaman denizde hep gergin olursunuz ve denizden keyif almazsınız. Aynı zamanda tabii denizlerin bir çekici tarafı var. O kadar yarışa odaklandığın zaman bunları fark edemiyorsun veya göremiyorsun. Yani birçok araştırmada şunu göstermiştir. Centerboard'tan gelen birçok insan yaşı ilerledikçe o yarıştan da hevesini aldıktan sonra denizden veya denizcilikten, yelkenden kopuyor gidiyor. Ama gerçekten denizi sevgi ve saygıyla yaşayan insanlar, onun işte ondaki yaşama kültürünü algılayan insanlar yaşamlarının sonuna kadar ondan bıkmıyor. Geniş bir cevap oldu belki ama yarışçı sözünü ben hiç beğenmiyorum. Yani denizci sözü vardır. Yarışçılık da denizciliğin içindedir zaten. Sen denizciliği dışlayarak yarışçı olamazsın. Çünkü bir tek yelkeni basıp gitmiyoruz biz. Demirliyoruz, meteorolojiye dikkat ediyoruz. Daha birçok yaşamımızı sürdürebilmemiz için denizde birçok konu hakkında fikir sahibi olmamız lazım. Bence seyir yapan her bireyin önce kendisine sorması lazım. Şu sorunu nasıl halledebilirim diyor. Ondan sonra bir öğrenme penceresi açılıyor. Orada işte bir dağın kenarından geçerken dağdan inen rüzgarın nedenini araştırıyorsun. Onu öğreniyorsun. Ondan sonra oradan geçerken küçük yelkenle geçiyorsun. Veya bir adanın arkasında, rüzgarlı bir adanın arkasında demirlerken daha dikkatli demirliyorsun. Çünkü oradaki rüzgarın çok daha sert esebileceğini özellikle geceleri biliyorsun. Bütün bunları bildiğin zaman çok daha emniyetli ve özgüvenin fazla oluyor. O şekilde hissediyorsun kendini. Bütün bunları önceden öngörüp bununla ilgili kişinin kendini yetiştirmesi lazım. Bunun için de temel öge kişinin kendi çabasıdır. Kitaplar var. Kendi kendinize öğrenme yeteneğinizi arttırın derim ben. Çünkü kurslarla, tabii ki kurslardan da yararlanabilirsiniz ama birey kendi kendini yetiştirmeyi öğrenirse, ki biz öyle yaptık, kitaplar okuduk, navigasyonu öyle öğrendik, astronavigasyonu lise çağlarında öyle öğrendik. O zaman çok daha kolay gelişebilme imkanı sağlıyorsunuz kendinize. Yani o size gerekli olacak denizdeki konular hakkında kendinizi geliştirme fırsatı kendi kendinize yaratmanız lazım. Yarışçılık zaten bunun için de kendi kendine gelişiyor. Yani yelkeni fiziksel anlamda da öğrendiğiniz zaman siz şey yapabiliyorsunuz, teknenizi en hızlı mevcut koşullarda elinizdeki imkanlarla en hızlı, en verimli bir şekilde götürmeyi zaten öğreniyorsunuz. Bu arada hep düşüneceksiniz. İşte nedir yani, benim eksiğim nedir? Bakın bedensel eksiklik de çok önemli. Mesela hareketli bir platformda sürekli kollarınızla tutunup düşmemeye çalışırsınız.
İşte üst göğüs omuz adeleleri, kol adeleleri, kanat adeleleri zayıf insanlar kendilerini tutamazlar. Bu çok ciddi bir handikaptır açık denizde. Sürekli böyle tutunmaya karşı kaslarınızı diri tutmak zorundasınız. Zorunda değilsiniz ama öyle olursa çok daha rahat seyir yapıyorsunuz. Mesela denge, bacaklarınızı açarak bir duruş biçimi geliştirdiğiniz zaman çok rahat yürüyorsunuz tekne güvertesinde. Bu da size özgüven veriyor. Bir Kanadalı dostum vardı, çok şişman bir adam. Asla ve asla flok yelkenin gönderini, Cenova yelkenin gönderini baş üstüne gidip basma cesareti yoktu. Çünkü fiziksel yapısı ona uygun değildi. Sadece bilgi de yeterli değil. Bilginin beyinle uyumlu olması şart. O oraya gidemiyordu, baş üstüne gidemiyor. Halbuki 20 kilo verse, biraz egzersiz yapsa oraya gidip o gönderi basabilecek yeteneğe ulaşacak. O gönderi basmadığı zaman ne oluyor? Sürekli yapraklanan yelkenle hem yelkeni yıpranıyor, hem arması yıpranıyor. Belki bir süre sonra baş istralya kopacak. Baş istralya kopunca da direkt kırılacak belki. Yani fiziksel gelişim de çok önemlidir. Kişi kendini gözlemleyerek eksikliği neyse bunları kendi kendine verdiği eğitimle geliştirebilir bu eksik taraflarını. O zaman sağlıklı olmak da bir denizcilik için, denizci için çok büyük unsur. Ya kayıp tabii ki, yani şimdi sağlıksızlık denizcilik yapmaya engel bir şey değil elbette. Yaşlı insanların da denizde olması lazım ama böyle bir acı gerçek var. Bu beden, sağlam bedenle, uygun bedenle daha keyifli olabilecek, daha kolay olabilecek bir şey. Dolayısıyla birey bedenini de geliştirme imkanı varken bunu yapabilir yani. Kesinlikle. Eğer uzak yol yapacaksa veya zorlu seyirler yapacaksa fiziksel gelişim de şarttır. Zaten dünya çevresindeki yarışlarda çok ciddi antrenmanlar da vardır. Bir yıl boyunca kardiyo çalışmaları, kas çalışmaları falan yapar yani açık deniz yelkencileri. Çünkü onlara dayanıklılık verir bu. Yaptıkları işi daha kolay, daha rahat yapmalarını sağlar. Başka soru? Şu an yok. Hadi, hadi düşün, sor. Bir tane daha. Sorayım mı? Sor. Peki. Diyelim ki ben dünya turu yapmak istiyorum. Sizce dünya turunu en böyle verim alarak yapılması, yani en böyle verimli bileşeni ne? Diyelim ki iyi ki öncelikle öncelikle buna turistik seyahat gibi bakmamanızı tavsiye ederim. Yoksa uçakla atlar gider gezersiniz. Tekneyle dünya turu yapmanın bir felsefesi var. O kültürlerin içine girmek, o insanlarla kaynaşmak, hiç kimsenin yaşamadığı lüks yerlerden çok hiç kimsenin yaşamadığı doğal adalara, Pasifik Okyanusu'nda veya Atlantik'te, özellikle Atlantik'e pek kalmadı ama halen var. Pasifik'te kimsenin yaşamadığı adalar hala var. Bu tür dokunuşlarla oraları ziyaret etmek, suyun altını incelemek, aynı zamanda o yaşadığınız denizdeki düzenle mevcut karada yaşadığımız düzeni kıyaslayıp bir sonuca varmak da çok anlamlı. İşte hiç para harcamadığınız bir gün her şehirde en çok para harcadığınız güne daha mutlu olduğunuzu hissediyorsunuz. Demek ki karadaki düzende bir yanlışlık var falan diyorsunuz. Her şey, her şeyi eleştirel gözle görebiliyorsunuz. İşte kişi bu tür algılarla kendini böyle bir seyahate hazırlarsa çok daha anlamlı oluyor. Yaptığı işten çok daha zevk alıyor. Ama Ege'de gidip bir Yunan adasının kenarında bir tavernaya oturan bir denizci, işte Ege'nin kristal sularında demirleyen bir denizci, ona alışmış bir denizci, onları dünya turunda bulamaz. İşte orada başka şeyler, tatlar vardır. Bunları anlamaya çalışmak lazım. İşte Karadeniz, çok çirkin bir deniz diyorlar. İşte pırıl pırıl bir deniz değil Ege gibi. Koyları yok, doğal koyları yok falan diyor. Halbuki oranın farklı bir tadı var. Onu görebilmek lazım. Gidiyorsunuz bir balıkçı teknesine aborde oluyorsunuz. O iyi niyetli insanlar sizleri evlerine davet ediyor. Yaylalara çıkıyorsunuz, oradaki hayatı inceliyorsunuz. Gidiyorsunuz eski Osmanlı şehirlerini ziyaret ediyorsunuz. Amasya gibi mesela. Ondan sonra derelerin içine giriyorsunuz. Ondan sonra yağmuru yaşıyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı tatlar. Şimdi siz bunları
önceden canlandıramazsanız veya anlama çabanız yoksa bunları, Ege gibi bir deniz bekliyorsunuz, ciddi bir travma yaşarsınız Karadeniz'i. Dünya turunun da böyle bir felsefesi var, yani kültürü var. Bunun için tabii ki kitap okumak çok önemli. Özellikle eski gezginlerin kitapları çok çok önemli. Ben şöyle söyleyeyim, fazla uzatmadan. 19. yüzyılın sonunda Kaptan Josva Slohom denen bir adam emekli oluyor ve eski ahşap bir İstiridye teknesini restore ederek, tamir ederek yelkenli bir tekneye dönüştürüyor. O teknenin ismi de Spray koyuyor. Bu tekneyle dünyayı dolaşıyor. Onda çok güzel de bir kitabı vardır. Ve çok etkileniyor. Çok güzel işte bir kitap yazıyor demiştim. Bu kitap 20. yüzyılın başında işte böyle endüstriyel koşullarla, kapitalist koşullarla değişen, artık yavaş yavaş yaşanmaz hale gelen şehir yaşantısındaki insanları hep denizlere yelken basmaya itiyor. Ve birçok insan Avrupa'da, Amerika'da tekneler yapıyor. O teknelerle dünyayı dolaşıyor. Ve orada çok huzur buluyor. Bu yaşantıda çok huzur buluyor. Paylaşımı diğer yatçı dostlarıyla geliştiriyor. Arkadaşlıklarını geliştiriyor. Ve en önemlisi teknik anlamda, o zamanlar çünkü servisler falan da yok, kendini geliştirmek zorunda oluyor. Metroloji öğreniyor, motoru öğreniyor, ahşap, işte o zamanlar tekneler de ahşap zaten. Tekne yapımını öğreniyor. Her konuda kendi kendine yetmesi lazım. Aynı zamanda bu doğa içerisindeki yaşamdan büyük huzur duyuyor. Bu şekilde bir yaşam kültürü denizcilikte bütün dünyada gelişiyor. Maalesef Türkiye'de bu böyle olmadı. 80'den sonra değişen ekonomik yapıyla birlikte tüketime yönelik, gösterişe yönelik bir denizcilik maalesef türedi. Bu da kültürü öğretmedi insanlara, dünyadaki kültürü öğretmedi, bir türlü öğretemedi. Halbuki burada huzurlu bir yaşam, hırslardan arınma gibi bir takım pedagojik ögeler var. Bence bireyin biraz da denizciliğe yarışsa da böyle bakmayı öğrenmesi lazım. Bu konuda çok zayıfız. Yani bu konuda, bu kültürün yaşanması, farkındalığı konusunda çok 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 geriyiz. Bunu da asla kötü niyetle söylemiyorum. Eğer bu farkındalık artarsa o zaman her şey çok daha iyi olacaktır denizlerde. Yoksa öbür türlü gelişen bir denizcilik, sadece tekne sayısının artmasıyla işte bu denizciliğin gelişmesi, hani sakat bir çocuğun organının geliştiği gibi bir gelişme. O şekilde bir denizcilik bireye de bir şey vermiyor. Ne fiziğini geliştiriyor, ne kendi düşünsel yeteneklerini geliştiriyor. Böyle. Peki. Çok mu uzun oldu? Yok, hiç uzun olmadı ama ben böyle bir aydınlanmış hissediyorum. Estağfurullah canım, o kadar da değil. Biraz daha aydınlatalım. Sen nasılsın Ezgi? Ben dün zaten tanıştık. Dünden beri hayatımı değiştirdiniz. Aydınlanıyorsun. Bakış açım değişti benim yani. Ben böyle bakmıyordum açıkçası. O yüzden açıkçası geldik ve amacına ulaştık. Yarış evet. Etini sevdim mi Özkan abi? Çok keyifli bir tekne tabii yani. Yo çok keyifli, çok nefis bir tekne. Ben şey gibi görüyorum bunu, oyuncak gibi görüyorum. Hani yaşanmadan ziyade işte denizlerle tamamen bütünleşeceğin, rüzgarla uçacağın falan. Dedim ya, her şey, design ayrı bir keyif benim için. Bu da çok keyiflidir eminim. Çok. İnşallah çıkarız bir gün. Ben ilk zatta sadece onun için bir daha gelmek istiyorum. Nasıl olsa gel, geleceğim gel. Diyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Estağfurullah. Başarılar diliyorum. Çok mutlu mutlu kapatacağım. Dostlar tekrar selamlar. Ama ben çok mutlu kapatacağım bu videoyu. Herkese sevgiler. Umarım en azından klasik bir sohbetin dışına çıkıp doğru soruları sorabilmişizdir. Çünkü çok klasik şeylere girmek istemedik. Yani birçok sorunun cevabı o. Klasik soruların cevabını zaten biliyorsunuz. Özkan abinin kitabında sonsuz bir bilgi var.
kitaplarında daha doğrusu. O yüzden onları okumanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum okuyan bir hayran olarak. Ama orada birçok sorunun cevabı var. Burada başka sorulara girdik. Umarım keyif vermişizdir. Herkese sevgiler. En sağlık.